Şimdi sen ona bir bak, gel de ben gelene kadar buradan şey yapayım. İsra suresi 57. ayetteyiz. Ondan önceki ayetlerde Allah ile insanların arasına aracı koyanlar, bu aracılara yalvaranlar, bu aracıların Allah'tan özel bilgi alıp insanlara aktardığını sananlar var idi. Onun Mekke'de, onlar bugün de var. Onlara yönelik bazı söylemlerde bulundu. Onların yanlış olduğunu söyledi. Şimdi onlarla ilgili söylem devam ediyor. Ulaike diye başlıyor. Ulaikellezine yed'une yeste'une ila rabbihimil vesile. O ayetten başlıyoruz burada. İşte benim bu şeyim nazarımı getirecekti. Orada temizlik yapmıştık, kaybetmişiz. Onun için o geldikten sonra oradan gösteriyor. Oraya kadar buradan devam edelim. Ulaikellezine yed'une. Ulaike, işte onlar ellezine, öyle kimselerdir ki yed'une yebteğune ila rabbihimil vesile. Rablerinin Rablerine dua ederler ve ona ulaşmak için vesile ararlar. Kim bunlar? O aracı kıldıklarımız. Aracılar. Yani o aracı olanların da aslında iyi niyetli insanlar olduğunu söylüyor. Demek ki şeyh uçmaz, mürit uçurur. Sözü çok doğru. Ama bazı şeyler mürit uçurmadan kendisi de uçtuğu oluyor tabii. O ayrı bir şey. Ama burada anlatılanlar şeyh uçmaz, mürit uçurur tipinde olanlar. Yani diyelim mesela peygamber iyi niyetli bir şekilde geliyor insanlara, Allah'ın kitabını anlatıyor, insanları doğru yola çağırıyor ama o öldükten sonra onun taraftarları, ona tabi olanlar onu öyle bir abartıyorlar, öyle bir abartıyorlar ki halbuki onlar da Allah'ın rızasını aramak için çeşitli vesileler arayan insanlar idi. Onların yüzünden olmadık vasıflar o kişilere yüklenmiş oluyor. Buradaki ayetler daha çok Mekkeli müşriklerin kendi şirk koştukları, ululadıkları, yücelttikleri, prestij ettikleri liderlerine olan sorumsuz, sualsiz bağlılığı eleştirmektedir. Yani o yalvardığınız, aracı yaptığınız kişiler aslında bir zamanlar Allah'ın yoluna vesile arayan kimselerdi yani. Onlar da Allah'ın rızasını arıyorlardı ama siz onlar uçmadıkları halde uçurmaya kalktınız diyerek eleştirmiş oluyor. Eleştiri esasında oraya yönelik. Vesile ararlardı. Ne için? Eyyuhum akrabu yercuna rahmetehu ve onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah'a yakınlaşma amacıyla onun rahmetini uman kimselerdi. Ve yekâfûne azâbehû, onun azabından korkarlardı. Şimdi burada iyice anlıyoruz ki bu aracı kılınanlar iyi insanlarmış. İyi insanlar putlaştırılmış. Çünkü onun azabından korkarlardı ve onun rahmetini umarak ona yakınlaşmaya çalışırlar. Bu amaçla vesileler ararlardı. Kim? O Allah'a aracı kıldığınız kişiler. Yani bunlar ya peygamberlerdir veya iyi niyetli, doğru, dürüst insanlardır. Demek ki bunlar iyi insanlarmış ki müşrikler tarafından şirk vesilesine dönüştürülmüşler.
İnne azabe rabbike kâne mehdura. Muhakkak ki Allah'ın azabı çok can yakıcıdır. Ve in min karyetin ve in min karyetin 57 bitti, 58'e geçiyoruz. Ve in min karyetin indir bir dakika dur, kaçırdım. O çok hassas, oraya bir bastığın zaman tırırır gidiyor aşağıya. Ve in min karyetin 57 yazıyor ya, 57'den sonraki bölüm, 58. ayeti okuyoruz, oradan başlıyor. Ve in min karyetin illa nahnu muhlikuha. Orayı okuyoruz. Ve in min karyetin, muhakkak ki hiçbir kariye, belde, şehir, yöre yoktur ki illa ancak ve sadece nahnu muhlikuha, onu helak etmemiş olalım. Nahnu biz muhlikuha, onu helak etmişizdir. Kable yevmel kıyameti, kıyamet gününden önce. Hiçbir kariye, ülke, belde, toplum yoktur ki kıyamet gününden önce biz onları helak etmiş olmayalım. Buradaki helak kelimesi ve kıyamet günü kelimesi ne anlama gelir? Yani düzünden okuduğunuz zaman kıyamet gününden önce mutlaka biz bütün şehirleri, ülkeleri, toplulukları helak edeceğizdir demiş oluyor. Şu anda kıyamet günü henüz gelmediğine göre demek ki helak edilmeyen beldeler duruyor. O zaman buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Acaba kıyamet gününden önce her şey yok mu olacak? Çünkü kıyamet günü gelmeden önce hiçbir belde ve kavim yoktur ki biz onu helak etmiş olmayalım diyor. Ha, demek ki bütün beldeler kıyamet gününden önce yok olacaklar. Şimdi kıyamet günü dediğimiz şey acaba böyle bir şey mi? Helak etmek ne demektir? Şimdi Kur'an'a gelme göre helak söylemi çeşitli şeyler için kullanılıyor. Mesela bir yer sel basıyor, buna helak deniyor. Bir yerde deprem oluyor, buna helak deniyor. Çöl fırtınası oluyor, kasırga oluyor, rüzgar esiyor, insanlar ölüyor, çatılar, evler zarar görüyor. Veya bir belde yanardağ püskürmesi ve yanardağ patlaması oluyor, orada bir belde bütün insanlar ölüyor. Şimdi bunlara helak diyor Kur'an. Helak söylemini burada kullandığını görüyoruz. Bir de helak, mesela bir sistemin çöküşü, bir imparatorluğun yıkılışı, yeryüzünde söz sahibi olmayı kaybetme. Mesela Osmanlı İmparatorluğu helak ettik dediğin zaman bu imparatorluğun yıkılışı anlamına geliyor. Yani imparatorluğun yıkıldığı manasındadır helak. İsrailoğullarını helak ettik dediğin zaman yani orada söz sahibi olmuşlar, o söz sahibi olma durumunu kaybetmişler, onu kastetmiş oluyor. Dolayısıyla kıyamet gününden önce hiçbir ülke ve belde yoktur ki biz onu helak etmiş olmayalım demek, ayağa kalkma gününden önce, hesap sorma gününden önce mutlaka beldeler, ülkeler bir şekliyle helak edilirler. Kurdukları sistem çöker, güçten kudretten düşerler, sözleri geçersiz hale gelir, önceki konumlarını kaybederler. Bunların hepsi helak olarak kullanılıyor. Ve muaddibuha, onlara azap etmiş olmayalım, azaben şedida, şedid bir azap ile. Biz hiçbir belde yoktur ki kıyamet gününden önce onları helak etmiş ve onlara azap etmiş olmayalım.
Şimdi helaktan sonra bir de muaddibuha. Muaddibu, onları azap etmiş, o azap kelimesi geçti. Helakla azap arasında ne fark var? Helak bir şeyini kaybetmek demek. Azap da acı çekmek demek. Bir şeyini kaybetmeyebilirsin ama acı çekersin. Buradaki azap ölüm azabı olabilir. Bir şeyi kaybetme olur, ayrılık azabı olur. İç bunalım olur, stres olur, sürgün olur, sevdiklerini kaybetme olur. Bir sürü acı çekmenin, azaba uğramanın veya kıtlık da bir azaptır mesela Kur'an'a göre. Yiyecek bulamazsın, giyecek bulamazsın, içecek bulamazsın. Açlıktan kıvranırsın, yoksulluk çekersin. İhtiyaçlarını karşılayamazsın. Bunlar hepsi azap olarak Kur'an'da kullanılıyor. Demek ki hiçbir ülke yok ki kıyamet gününden, hesap gününden önce bu azabı, bu kıtlığı, yokluğu, darlığı, işte pahalılık da bir azaptır. Enflasyon da bir azaptır artık çağımızda. Tanzim satış kuyruklarında domates, hıyar, salatalık, taze fasulye kuyruğuna girmek de bir azaptır. Çünkü normal bir şey değil bu. Normalde bunu gidip bulman lazım. Hem de ucuza bulman lazım. Hiç zorlanmaman lazım ama o sana öyle bir azaba dönüşüyor ki onu alması bir dert, oraya gitmesi bir dert. O parayı bulmak bir dert. Orada beklemek bir dert. Bir sürü her yerinden azap yani. Peki bunları hep direkt Allah mı yapıyor? Niye azaba uğratıyor? Niye helak uğratıyor? Burada biz onları helaka uğratıyoruz, azaba uğratıyoruz şeklindeki ifade aslında yasaların işlemesi anlamına geliyor. Yasaların işleyişine biyoloji yasaları, sosyal kanunlar, fiziki yasalar, sosyoloji kuralları, bunların hepsinin işleyişi, devranı Allah'ın yapması, biz yaptık, biz ettik diye Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Yani sen zulmetmeye devam eden birisine destek olursan o da sana zulmetmeye devam eder. Birisine hesap sormazsan o bundan güç alır ve senin başına iş açmaya başlar. Bu işler hep böyle diyalektin yasası çerçevesinde, karşılıklı etkileşim kanunları çerçevesinde yürür. Onlar sonuçlandıkça bu etkileşim neticesinde Allah onları biz yaptık diye anlatır. Yağmur yağar, ortalığı sel basar, sel önünden bir takım kütükleri devirir, yer katları, evleri basar, oralarda insanlar hayatını kaybeder ve Kur'an-ı Kerim'de bu olayı anlatırken biz onları, biz onların üzerine sular göndererek helak ettik, azap ettik der. Halbuki bu nedir? Bu şudur. Yağmur yağacağını biliyorsun, selin olacağını biliyorsun ama yer altı katına evler yapıyorsun. Oradan su bastığı zaman orayı su basacağını biliyorsun, önlemini almıyorsun. Kanalizasyonu yapmıyorsun, su boşaltım kanalları yapmıyorsun. Şehircilik yapmıyorsun. Dolayısıyla bunun bedelini ödüyorsun. Bunun bedelini ödeme helak olmak, azap olmak oluyor. İşte bunu biz helak ettik, azap ettik diye Kur'an anlatıyor. Kâne leke fil kitabi mestura. Muhakkak ki bu kitapta biz bu kitapta her şeyi yazdık. Mestur, mestur. Yukarı kaldırıyorsun şey elisi. Bak bir dakika indir aşağıya. Şuraya işte. Kâne zâlike fil kitâbi mestûr. Son ayet. Kâne zâlike fil kitâbi mestûr. Kitapta, bu kitapta her şeyi mestûr yazdık. Bir kitapta yazdık. Mestûr. Satır kelimesinden geliyor mestûr. Yani satırlara yazdık.
demek oluyor. Biz bir kitapta satırlara yazdık demektir. Şimdi buradaki kitapta her şeyin yazılmış olması genellikle önceden yazılma şeklinde anlaşılıyor. Burada bir yanlış anlaşılma var. Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmelim. Önceden yazılma. Acaba kitapta her şeyin yazılması henüz daha olmamış olayların önceden yazılması ve yazılanların meydana gelmesi midir? Yoksa yazılanların daha sonra kayda geçirilmesi midir? Aslında ikincisi, biz kitapta her şeyi yazdık demek, olaylar önce oluyor, olaylar olduktan sonra kayda geçiyor anlamına geliyor. Yani yazılan olayların kayda geçmesi. Halbuki biz bunu kader olarak biliyoruz. Ve bizim bildiğimiz anlayış tam tersi. Nasıl biliyor insanların çoğu? Olaylar, her şey yazılmış. Kaderimiz önceden yazılmış. Satırlara tek tek dökülmüş. Sonra bu yazılanlar bir bir bizim başımıza gelir. Öyle değil mi? Yaygın kader anlayışı böyle yani. Senin ne zaman öleceğin, ne kadar yaşayacağın, kiminle evleneceğin, kaç tane çocuğun olacağı, bunların hepsi önceden levh-i mahfuzda, belirli bir kitapta Allah tarafından yazılmış ve yazılanlar bir bir bizim başımıza geliyor. Kaderden kaçmamız mümkün değil. Nereden çıkarıyorsun bunu dediğin zaman, işte hangi kitapta yazıyor diyor. Kâne dâlike fil kitâbi mestûr. Bu kitapta yazıldı. Bu kitapta her şey yazılmıştır. Satır satır. Satırlara dökülmüştür. Tamam, yazılmıştır da ne zaman yazılmıştır? Olaylar olmadan önce mi yazılmıştır? Ve yazılanlara göre olaylar olmakta mıdır? Yoksa olay olduktan sonra mı yazılmaktadır? Veya olay oluyorken ne oluyorsa o mu yazılmaktadır? Yani yazılanlar mı oluyor? Olanlar mı yazılıyor? Aslında ikincisi, burada kastedilen de ikincisi. Olanlar yazılıyor. Yazılanlar olmuyor. Olanlar yazılıyor. Ne zaman yazılıyor? Oluyorken yazılıyor. Olduktan sonra değil. Oluyorken senkronik, hemdem. Yani Farsça'da hemdem deniyor. Anında. Ne önünde, ne arkasında. Yani ne olay olmadan önce yazılıyor, ne de olay olduktan bir saniye sonra. Olay oluyorken aynı anda hemdem, senkronik. Olay olmaktayken burada yazılmış oluyor. Zaten burada bir zaman kavrayışı var. Bu zaman kavrayışına göre Allah el-evvelu, evveldir. Yani Allah öncedir. Veya Allah öncededir. Bu ayet, Kur'an'da geçen bir ayet bu. Allah öncededir. Yani Allah evveldir. Vel ahiru, ahirdir. Yani sondadır. Öndedir, öncedir. Sonradır. Ve zahiru, görülendir. Vel batunu, görünmeyendir. Zaten dört tane yön var, cihet var. Bir arkamız var, bir önümüz var, bir görünen var, bir de görünmeyen var. Başka ne var ki zaten? Kur'an-ı Kerim diyor ki, bu Allah hem evveldir, hem ahirdir, hem görünendir, hem de görünmeyendir. Bunların hepsidir aynı anda. O zaman ne olmuş oluyor? Adeta denizin içindeki balıkların durumu gibi. Balıklara yönelik desek ki, su balığın neresindedir? Su, denizin suyu balığın neresindedir? Önünde mi? Arkasında mı?
Üstünde mi, altında mı, sağında mı, solunda mı? Her yerinde. Her yerinde. Hatta balık suyun içinde oluştu. Balıklar denize tohumlarını atıyorlar. Denizin içinde balıklar oluşuyor. Sonra tekrar denizin içine dağılıyor. Ölen balıklar mesela denizin içine dağılıyor. Balıkları götürüp bir yere de gömülmüyor. Suyun içinde oluşuyor, suyun içinde dağılıyor. Eğer sudan dışarı çıkarılmazsa. O zaman ne olmuş oluyor? Balık aslında deniz olmuş oluyor. Deniz de aslında balık olmuş oluyor. Ondan gelmiş, ona dönmüş oluyor. Balık denizden geliyor ve denize dönüyor. Sağında deniz var, solunda deniz var, üstünde deniz var, altta. Aynen bizim Allah ile ilişkimizde böyledir. Veya buna benzerdir, aynen demeyeyim de. Bunu metafor, örnek olarak kullanabiliriz. Bizim Allah ilişkisindeki ilişkisi de buna benzemektedir. Bu tür bir şeydir. O inna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz ondan geliyoruz, ona döneceğiz. Balıklar denizin içinde dağılıyor, biz de toprağın içerisinde dağılıp gidiyoruz. Veya yakılıyoruz Hindistan'da, küllerimiz havaya savrulur, dağlara savrulur veya denizlere savrulur. Ondan geliyoruz, tekrar ona dönüyoruz. Sağımızda o var, solumuzda o var, önümüzde o var, arkamızda o var. Görünen o, görünmeyen o. Her yerde o var. Dolayısıyla İslam'da böyle bir Allah inancı vardır. Şimdi Allah göktedir, Allah yukarı doğrudur. Peki madem böyle anlatıyorsun, Kabe'ye ne gerek var o zaman? Sanki Allah Kabe'de oturuyormuş gibi oluyor, öyle değil mi? Allah Kabe'de mi oturuyor? Oraya gitmeye, atlayıp gitmeye ne gerek var? Zaten burada her yerde, zaten içimizde, dışımızda her yerde ama o değil mi? O zaman Allah'ın evi yoksa niye gidip de Kabe'ye gidiyoruz? Niye bir tapınağa gidip ibadet ediyoruz? Niye kiliseye gidiyoruz? Niye havraya gidiyoruz? Niye ateşkede tapınağına gidip etrafını dönüyor insanlar? Veyahut da niye her yıl Hindular Ganj Nehri'ne gidiyor, 9 milyon tane Hindu Ganj Nehri'ne Tanrı'nın sıvı formu diyor, giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor. Orada arındığını düşünüyor. Bunlar hepsi semboldür. Bunlara nüsük diyoruz. Ritüeldir bunlar. Ve bütün dinlerde hepsi birbirinin aynısıdır. Şimdi benim bu söylediğimi klasik muhafazakarlar dehşetle karşılarlar ve gözlerinden göz çanaklarından gözleri fırlarcasına. Ne demiş oluyorum ben? Kiliseyle cami aynı diyorum. Kabe'yle ateş gelir, makisünü ateş gelir tapınağı aynı demiş gibi oluyorum. Aynısı demiyorum, birbirine aynısı demiyorum. Ama hepsi de ritüeldir diyorum, nüsüktür diyorum. Tanrı hepsini işitir diyorum. Ona gitmekle öbürüne gitmek arasında fark yok diyorum. Ve esasında din ve ibadet bu değildir diyorum. Daha doğrusu ibadet bu değildir diyorum. Bunların dinin içinde bir yeri vardır. Ama bunlar ibadet değildir. Bunlar din sistemi içinde var mıdırlar? Evet vardırlar. Ama bunların din içindeki yeri nüsuk olmalarıdır. 9 yerde Kur'an'da nüsuk kavramı geçer. Bunu benden başka kimse söylemediği için belki benden 100.000 defa duymuş olabilirsiniz yani. Çünkü kimse söylemiyor. Şimdi bunu söylüyoruz. Videoya kaydediyor. Belki videoyu biri daha dinler, orada duymuş olur. Bunların din sistemi içinde yeri vardır. Adları nüsuktur fakat din sistemi içerisindeki ibadet kavramına tekabül etmezler. Cezaları yoktur, kazaları yoktur. Bütün dinler de aynıdır. Hepsinde yapıldığı takdirde niye bu böyle oluyor da, niye sen ateşin etrafına dönüyorsun da öbürü evin etrafına dönüyor? Öbürü ineğe saygı gösteriyor. Öbürü mum yapıyor. Öbürü bilmem tevrat duvarın önünde ağlıyor filan. Ya işte bunlar ritüellerdir, nüsuklar, ritüeller böyledir. Bazen nüsukların şeyi yoktur yani, manasıdır, akıl dışıdırlar. Ama semboller akıl dışıdırlar zaten, sembolde akıl, mantık aranmaz. Akıl mantığı normal sosyal hayatta aranır. İşte oraya bir taş dikiyorsun, onu atıyorsun. Ne bu? Şeytan taş diyorsun. Akıl dışı, mantık dışı. Orada şeytan olmaz, şeytan öyle değildir. Ama tamamen bu sembol. Tamamen sembol. Bir hikaye yani. Aslına bakarsan bir oyun. Evet.
Ama sana bir şey göstermeye çalışıyoruz. Sen bunu, ben bunu almama gerek yok diyebilir miyiz? Evet diyebilirsin. Onun için cezası, kazası, sorumluluğu falan yok yani. Gönüllü olanların yapabileceği bir şey. Ve belki onu anlayanlar vardır. Sen anlamıyorsun ama onu başka anlayanlar da olabilir. Mesela sen taşlamadığın zaman hacın kabul olmadı. Yok, öyle bir şey yok. Haccın rukun ikidir. Arafat'ta vakfeye durmak ve tavaf. Yani Kabe'nin etrafına 7 defa döneceksin, Arafat'ta bir gece sabaha da bekleyeceksin. Hac budur. Bunun dışında hiçbir şey yapmasan da olur. Kurban kesmesen de olur. Hacı taşlamasan da olur. Kurban için ayette o söylenen ne oluyor? He, o şey değil işte. Kurban kesme emredilmiyor orada. Getirilen kurbanları kesin, yoksullara dağıtın diyor. Sen kes, gidenler de daha kes demiyor. Tamam, yerine getirmene iki ay üstünsün ve hediye göndersin. Yani oraya kurbanlık, kurban değil, oraya hayvan göndersin. Hediye göndersin demek. Hediye o dönemde daha çok hayvanlardan olduğu için bir hayvan göndermekten bahsediyor, kurban kesmekten değil. Hayvan göndermekten maksat da bu gönderdiğim şeyi oradaki yoksula verin demek. Şimdi artık hayvan göndermeye gerek yok. Gidemediğin zaman, burada infakta bulunduğun zaman bunu duymazsınlar. Kurban kesmediğinde aç kabul olmuyor. Tabii işte kurban kesmeye de gerek yok. Zaten Kur'an'da kurban da yok. Yani o zaman tabii. O zaman hacca gidemiyor musun kardeşim? Doğrular. Bak şu Balat'ın arka sokaklarında yoksullar var. Git onların evini vur. Bir aylık kirasını öde, elektrik parasını, su parasını, doğalgaz parasını, her ne varsa öde. Bir aylık da onlara harçlık ver, çoluğunu çocuğunu giydir. Hacca gidemeyenler bunu yapsın diyor. Kur'an bunu söylüyor yani. Şimdi o şeye dönmüş. Hacca gidemeyenler orada hayvan göndersin diyor. Ya o zaman infak hayvan ne oluyordu? Tarım toplumu olduğu için, hayvancılık toplumu olduğu için iki tane deve ver diyor. Ama şimdi hayvan yok, deve yok, hiçbir şey yok yani. Kurban kesme de gerek yok. Şimdi ne var? Banknot var. Para var. Yeşil dolarlar var. Onlardan vereceksin. Şimdi bu insanlar buna yanaşmadıkları için o hoşlarına gidiyor yani öbür türlüsü. Şimdi ben canlarını sıkacak bir yorum yapmış oluyorum yani. Dolarlarına dokunuyorum yani. O alışmış öyle. Kurban keserek kurtulacağını zannediyor. Zekat diye ben bir şey Kur'an'da görmedim. İnfak edin diyor. İhtiyacınızdan fazla. Tamam, zekat verin de diyor. İnfak zekat, evet. İnfak zekat anlamına geliyor. 40'ta 1'de yok zaten. Evet. Evet, sen sorularını aklına tut, birazdan soracağım sana, sorunuz var mı diye. Şimdi bir şey söyleyecektim. Bu ritüellerin dili, nusukun diliyle ilgili olarak, yani insanların seviyesine göre konuşmakla ilgili bir şey bu. Bazı insanlar şeytan taşmaktan anlamıyor, çok etkileniyor. Ama bazıları da ya bu gerek yok, mantık dışı falan görünür diyor. Olabilir. Dediğim gibi her insan anlayacağı seviye başka türlü ama buradan yine anlayanlar da var. Din genel sosyolojiye hitap ettiği için ortalama insanları veri kabul eder din söylemi. Çok okumuşlar veya çok zır cahilleri de böyle ortalamadan hep konuşur. Sen onu çoğu insan, çok okumuşların anlayacağı şekilde ve hiç anlamayanların anlayacağı şekilde çevirebilirsin. Şimdi mesela bir örnek vereyim. Geçen hafta böyle sık sık örnek vereyim, daha iyi anlayacaksınız. Birisi aradı, diyor ki ben kafayı yemek üzereyim. Böyle bir sürü arayın orada. Bizim işimiz de bu yani. Ya bu da aslında bakarsan bu da bir iş yani. Ben eskiden dedim ya bu kilisedeki papazlar ne iş yapıyor yani, bunlar oraya oturmuşlar. Hayır, şimdi papaz orada günah çıkarıyor ya. İnsanlar işte Hristiyanlar böyle bir şey var ya, gidiyor adam önüne oturuyor, günah çıkarıyor. Aslında o psikolojik seans gibi bir şey oluyor. Şu anda günümüzde onu psikologlar yapıyor. Psikiyatri seanslar var ya, psikoterapi seansı veriyor sana. Yarım saat seninle konuşuyorsun. Aynısını orada işte papaz yapıyordu eskiden. Gidiyor adam günah çıkar. Günah çıkar, yani yaptıklarını itiraf ediyor. İtiraf edince rahatlıyor. Bu psikolojik bir ihtiyaç. Hafta bir gün rahatlasa o haftayı iyi geçiriyor. Ama yapmadığı zaman içinde bunalıma dönüşüyor. Birine konuşmam lazım. İhtiyacı hissediyor herhalde. Şimdi vatandaş diyor ki ben diyor acaba Allah bana namaza başlamam ve
başımı örtmem konusunda mesaj verip vermediğini kafaya takmış vaziyette. Ve o birkaç olayla karşılaştım ve çıldıracak noktaya geldim ve şu anda bana takıntı haline dönüştü. Ne oldu? Diyor ki, acaba başımı örtmemi istiyor mu, istemiyor mu? Açıyorum diyor, sen videoları izledim diyor, sen bir şey söylüyorsun, öbürü başka bir şey söylüyor. Kafam karıştı, anlamadım ne olduğunu. Ya ben direkt Allah'ın bana bir şey söylemesi lazım. Allah'la da görüşemiyorum, o zaman bana bir işaret vermesi lazım. Yani hocaların söylediğinden kafam karıştı diyor. Bir kanaate ulaşamadım. O zaman ne yaptım? Kendime göre şöyle bir çözüm buldum diyor. Şu Allah'ın kitabı mı kardeşim? Tamam, o zaman şöyle rastgele şak diye bir yere açtım. Eğer bana bir işaret verirse burada bir işaret veriyor olması lazım. Bir baktım Nur Suresi 31. ayet. Onlara söyle başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar. Şimdi tabii mealde de başörtü diye çevirdiği için başörtüsü yazıyor burada. Yani örtülerini üzerine alsınlar diyor ama başörtülerini yakalarına salsınlar diye çevirmiş. O kadıncağız da orada başörtüsü değil de örtü geçtiğini, hamur geçtiğini, onun başörtüsü olmayabileceğini, omuz örtüsü de olabileceğini bilmediğinden dolayı ve başörtüsü değil olduğundan dolayı açıyor burayı, şak, o geliyor yukarısına. Ha diyor, Cenab-ı Hak örtümemi istiyor demek ki. Bir müddet sonra buna tatmin olmuyor, diyor ki ya bir daha bakayım ne olacak diyor. Şimdi bir daha, çünkü aynısı geliyor. Oldu diyor iki. Sonra gittim diyor bir tanesi, hemen şeyi aldım televizyona, bir bastım orada bir tanesi Nur Suresi 31. ayet anlatıyor. Allah Allah, oldu üç. Böyle böyle dört, beş, altı, hep Nur 31. Nur, nereye gitsem o. Bunun diyor, önce 3-4 tanesinin tesadüf olduğuna inandım diyor ama kardeşim o 15 tane oldu diyor yani. Hocam ben şu anda kafayı yemek üzereyim diyor. Bana bir yol göster diyor. Bu bana takıntı. Şimdi aslında psikolojide buna takıntı deniyor. Belki onun zihninde üretiyor. Nereye baksın Nur 31 görüyor. Psikoloji olarak etkilenmiş ya, onun olduğunu falan zannediyor dışarıda. Televizyonda mesela Nur 31 konuşulduğunu zannediyor. Belki sesi kısıktı, onu Nur 31 diye anladı. Böyle şeyler de olabilir. Şimdi ben buna ne anlatsam boş. Ne diyeyim yani şimdi? Çünkü videoları falan dinledim ama şey olmadı diyor. Öbürü de başka bir şey söylüyor. Dedim ya ben bunu yönteminden gitmem lazım. Çünkü bu kendini kaptırmış buraya. Ben de aynen onun yönteminden gideyim diye şöyle bir şey geliştirdim. Dedim ki 10 tane farklı kişi bul. Ama farklı, sen olmayacaksın. 10 tane farklı bir şey. 10 tane farklı mealden açsınlar bakalım ne çıkıyor. Telefon açmış işte benim arkadaşım, demiş ki git kitaplıktan Kur'an-ı Kerim'i aç. Benim için aç. İlk sayfanın sol tarafında okuduğunu gördüğünü oku. Öyle yaptım. 10'ar kişiye bunu yaptım. Gitmiş telefon açmış bir tanesine. Açmış. Bak. Oku demiş, orada ne gördün? Zanna uymayınız. Zannın birçoğu. Rahatladım. Şimdi açtım, öbürünü araştırdım. Aç, öbür tarafa aç. İşte sanatı veriniz, zekatı ikame ediniz. Alakasız yani, Nur 31 çıkmamış yani. Ama 8. de falan çıkmış. Orada diyor, Nur 31 çıktı diyor. Ben ona dedim ya, bak 10 tane farkısından çıkmadı ama bir tanesi de çıktı. Ama demek ki bu tesadüftür. Sen dedim şu anda bir takıntı şeyine kapılmış vaziyettesin. Bu tamamen boş bir takıntıdır. Lütfen bir psikoloğa görün. Hatta bak sana şunu söylüyorum dedim. Namaz kılma. Başını da örtme. Oruç da tutma. Dini şeyde hiçbirini yapma. Bütün vebal benim üstüme. Senin dedim bütün vebalini üstleniyorum dedim. Ben bunun hesabını Allah'a veririm dedim. Yeter ki sen rahat ol ya. Kafan dingin olsun. Mutlu ol, rahat ol. Şu dertten kurtul. Sonra da git bir psikoloğa görün. Bende takıntı hastalığı var, bir şey takıyorum de ya, takıntı. Çünkü sen bundan vazgeçeceksin, Nur 31'i bıraktıracağım ben sana. Hani Kur'an-ı Kerim'i kapat, okuma dedim yani sen. Kur'an-ı Kerim'i şu anda okuman senin için zararlıdır. Kapatman lazım, okumaman lazım çünkü takıntı var.
oraya takıyorsun. Şimdi onu kapatacaksın, başka bir şeye bu sefer kafayı takacaksın. Yani su damlıyor diyeceksin mesela, her damlayan sudan nem kapacaksın falan. Onu da psikoloğa gitmen lazım diye söyledim. Şimdi bir hafta falan şeyini kesti, dinle ilişkisini kesti. Biraz kafası rahatlamış. Ya diyor, biraz rahatladım şimdi, normal kabus mahus görmüyorum ben, kabusa kaldım. Ya dedim ben, gerisine git psikoloğa tanışacağını. Yani diyeceğim şöyle bir şey arkadaşlar. Şu anda toplumumuzda insanlar zihinleri televizyonlardan, oradan buradan, hocaların anlattıklarından falan din çöplüğüne dönmüş vaziyette. Ve insanlar din manyağı yapılmış vaziyette. Çok etkili. Yani bildiğiniz din manyağı. Yani. Adam öyle kafayı yemiş yani. Namaz, oruç, başörtüsü, şu, bu. Başka bir şey normalleşemiyor yani. Normal bir insan yani, normal, psikolojisi düzgün, işinde gücünde, böyle helalinde kazanan, namuslu bir insan haline gelemiyor ya bu toplum. Yemiş kafayı ya, din manyağı olmuş vardı. Bunlarla uğraşıyor yani. Dolayısıyla bunu şuradan söylerim. İnsanlara konuşurken ritüeller, nüsuklar o seviyeden bahsederler. İnsanlardan bazıları, benim mesela orada yaptığım aslında bilimsel bir şey değil. 10 tane farklı mealden 10 tane farklı kişiye sor dedim. Onun suyundan gittim yani. Halbuki benim öyle bir şey yok kardeş, bir şey olmaz falan dedim ama anlamıyor o zaman. Benimle iletişim kuramıyor ve öbürünün kucağına düşüyor. Benim onunla konuşmam için onun yöntemiyle hareket etmem gerekiyor. Onun yöntemiyle hareket ettim, bak rahatladı biraz. Onun bir şey olduğunu, tesadüfi şeyler olduğunu görmüş oldu. Evet, Allah, bu kitapta her şey yazılıdır. Söz buradan açılmıştı. Zalike fil kitabi mestur. Bu kitapta her şey yazılmıştır. Ama buradaki yazılma, olay oluyorken olan yazılmadır. Ki daha sonra yapılıp edilen şeyler bize yazıldığı için bunun hesabı sorulsun. Gel bakalım, sen şunu yapmışsın, sen bunu yapmışsın, sen niye bunu böyle yaptın diye bize hesap sorulacak. O nedenle de yazılması gerekiyor. Yaptığımız şeylerin hepsi yazılıyor. Mesela bir ses gönderiyoruz doğaya, evrene. Bu gönderdiğimiz ses kaybolmuyor. Bu gönderdiğimiz ses kaybolmuyor. Hiçbir şey kaybolmuyor. Hatta şu anda öyle bilimsel olaylar o kadar gelişti ki sesler doğadan geri getiriliyor. Veya zaman yakınlaştırılıyor. Öyle bir yere gidiyorsun ki eski zamanda yaşıyorsun. Onlar da hala canlı ayakta. Yani zamanda geriye gitmek. Mesela şöyle düşünün. Zaman dediğiniz şeyin sizi zamanda geriye götürülüyor. O filmlerde oluyor şu anda ama bu bilimsel, buna kafa yoranlar var şu anda. Seni zamanın gerisine gösteriyor, götürüyor. Konuştuğun şeyler doğadan geri getiriyor. Şu ana kadar kimle konuşmuş hepsi. Dolayısıyla bunların hepsi mesturdur, yazılmadır yani, kaybolmamaktır. Kaybolmamaktır. Yaptığımız, ettiğimiz şeyler, söylemlerimiz, eylemlerimiz, fiillerimiz, konuşmalarımız bir kitapta yazılmaktadır. Buradaki kitaptan maksat da Kur'an-ı Kerim'de kitap kavramı evrenin belleği manasına da kullanılır. Tevrat anlamına da kullanılır, İncil anlamında kullanılır, Zebur anlamında kullanılır, Kur'an anlamında da kullanılır. Fakat aynı zamanda el-kitap, evrenin, kainatın belleği, yapılıp edilen şeylerin hepsinin bir yerde durması, bellek yani. Bilgisayar nasıl belleği var, insan beyninin nasıl hafızası var. Mesela beynimizde de hiçbir şey kaybolmuyor. Yani işittiğimiz, şu beş duyu organlarıyla beyne giden, gördüğümüz, kokladığımız, tad aldığımız her şey, ama her şey dünyaya geldiği andan itibaren her şey hafızaya kaydediliyor. Mestur yani, o da mestur. Bir kitapta kaydediliyor. Fakat biz bunların hepsini gündelik hayatta kullanmıyoruz. Lazım olduğu kadarını kullanıyoruz. Hatırladığımız kadarıyla kullanıyoruz. Yoksa
Gördüğümüz, bildiğimiz, duyduğumuz her şeyi her an hatırlayacak olursak kafayı yeriz ve yaşayamayız. Unutmak zorundayız. Biz acıları unutmak zorundayız. Stresleri, bunalımları unutmak zorundayız. Unutmazsan devam edemezsin. Ölüm olayında bile taziye 3 gündür. Yani ölü evine 3 gün gidilir. 3 gün sonra onu unutmak zorundasın. Hayata devam etmek lazım, zorundasın. Ayağa kalkmak ve yaşamı sürdürmek zorundasın. O nedenle vatandaş taziyede ne der? Ölenle ölülmez. Allah rahmet eylesin. Taksiratını affetsin. Taksiratını hasenata tebdil eylesin. Biraz hocalığım olduğu için eskiden şeylere yine böyle derdik. Cenab-ı Hak taksiratını hasenata tebdil eylesin. Allah rahmet eylesin. Ama bitti. Hayata dönün diyor yani. Orada bırakmak zorundayız. Yoksa yürüyemeyiz. İnsan beyi de böyle. Unutmak zorundayız. Lazım olan kadarıyla hatırlamak zorundayız. Ama bunlar silindi, yok oldu, hiçbir yere kaydedilmediği manasına gelmiyor. Mesturdur. Kur'an'daki tabirle bakın. Zalike fil kitabı mestur. Bunlar bir kitapta mesturdur. Satır satır yazılmıştır. Kaybolmamaktadır. Ama olay olunca ve olduktan sonra. Evet. Ders bitti. Ders bitti. Benim daha şey gelecek. Son ayet okuyorum arkadaşlar. 58 bir ayet daha okuyup bitireceğim. Bak burası. Ve ma mena'na en nursile bil ayati. En üstteki ayet. Ve ma mena'na. Bizi alıkoyan şey. Ma mena'na. Bizi alıkoyan şey. En nursile bil ayati. Ayetler göndermemizi. Ve ma mena'na en yursile bil ayati. Ayetler göndermekten bizi alıkoyan şey. İlla sadece şudur. En kezzebe bihel evvelun. Evvelunun onu yalanlamasıdır. Evvelun. En kezzebe biha bihel evvelun. Oradaki evvelun kelimesini bilerek okudum. Çünkü bu İhtilaf konusu olan bir ayettir. Belki de biraz sonra açtığımda çok duyduğunuz bir ayettir. Önce bir ayeti okuyayım tamamını, sonra tefsir edeceğim. Ve ateyna semuden nakate mubsıra. Ve Semud'a da gözlerinin önünde dişi deveyi verdik. Semud'a gözlerinin önünde apaçık bir şekilde dişi deveyi verdik. Fakat fezalemu biha, onlar zulmettiler. Ona zulmettiler. Yani dişi deveye zulmettiler. Ve ma nursilil ayati illa tahvifa. Halbuki biz ayetleri korkutmak için göndeririz. 59. ayet. İsra suresi 59. ayet. Şimdi burada diyor ki bizi mucize göndermekten alıkoyan şey öncekilerin onu yalanlamış olmasıdır. Normal meallerde böyle çevriliyor. Burada gördüğünüz gibi ayat diyor. وَمَا مَنَعْنَا اَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ. Mucize kelimesini, Arapçası işte ayetin gözünüzün önünde olduğu şey, mucize kelimesini göremiyoruz. Nerede geçiyor mucize? Yok. Ama o ayat kelimesini نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ. Ayetleri. Ayat, ayetleridir. Ayetin çoğulu
Şimdi onu mucize diye çeviriyorlar. O zaman ne olmuş oluyor? Bizi mucizeler göstermekten alıkoyan şey öncekilerin onu yalanlamış olmasıdır. Evvelun öncekiler diye çeviriyor. Evvelkiler. Yani açıkça mucize göndermediğini söylüyor burada. Kime ama? Şimdikilere, yani Kur'an'ın indiği zamanda mucize olmadığı buradan çıkıyor bu ayette. Bizi diyor Muhammed Peygamber'e mucize göstermekten alıkoyan şey Muhammed Peygamber'den öncekilerin onu yalanlamış olmasıdır. Halbuki oradaki evvel o kelimesi de öncekiler olmuyor. Şimdi o zaman burada çelişki ortaya çıkıyor. Nasıl? Muhammed Peygamber'den öncekilere mucize verilmiş ama onlar onu yalanlamış. Yalanladığı için de Cenab-ı Hak bakmış insanlar yalanlıyor, o zaman boş yere mucize göstermeye gerek yok. Hiç olmazsa Muhammed Peygamber'e göndermiş olduğum Kur'an çağında, Kur'an zamanında bu mucizeleri artık göstermekten vazgeçeyim demiş. Ve vazgeçmiş mucize göstermekten. Bu yoruma göre bu sonuç ortaya çıkıyor. Çelişki nerede? Çelişki şurada. Belki biz inanacağız. Bizi niye mucizeden mahrum ediyor? Evvelkiler yalanlamış olabilirler. Ama belki ben yalanlamayacağım. O zaman aynı imtihan şartlarıyla sınava tabi tutulmamış oluyoruz. Yani bu şuna benziyor. Bu tür soru sormaktan bizi vazgeçiren şey öncekilerin bunu yapamamış olmasıdır. Yani belki ben yapacağım canım Allah Allah. Böyle bir şey olabilir mi yani? Başarısız olanlar olduğu için o soruları sınavdan çıkarmak, sonrakilere sormamak. Böyle bir şey olabilir mi? Yani önceki gibi şu önceki sınavdakiler başarısız oldu. Onun için bu soru başarısız oldu. Hiçbiri cevaplandıramadı bunu. Veya onların cevaplandıramadıklarını sonrakilere sormayacağız. Fakat onların hepsini aynı şekilde hesaba çekeceğiz. Aynı sınavdan işe alacağız. Birine soracağız, birine sormayacağız. Yani bu şu anki hükümetin adaletine benziyor. Tam seçimler devam ediyor. Bundan sonra mühürlü oylar geçersizdir diyor. Geçerlidir diyor. Halbuki geçerli olmadığını biliyorduk biz. Yani baktı gidiyor, hemen çeviriyor bir tarafı. Halbuki kural konulur, herkese uygulanır. Birine öyle, birine öyle değiştirilmez. Şimdi burada ne olmuş? Bu nasıl Allah'ın adaleti? Hem mucize gönderiyor, kendisine inanalım diye. Ama öncekileri yalanladığı için sonrakilere göndermiyor. Niye göndermedin bana? Öncekiler yalanlamıştı. Belki ben inanacaktım. Mesela biz şu kitapta anlatılan şekilde mucizeleri şu anda biz göremiyoruz. Ne ölülerin diriltildiğini görüyoruz. Ne denizlerin yarıldığını görüyoruz. Ne ateşte yanmadığımızı görüyoruz İbrahim gibi. Ne de Salih gibi kayada destreyle biçilip de ölmediğini görüyoruz. Kayadan deve çıkarmadı falan filan. Bir sürü vize olduğu iddia ediliyor. Bunların Kur'an'da yazdığı söyleniyor. Ve bu ayete dayanarak deniliyor ki bu mucizelerin hepsi vardır ama hepsi Hazreti Muhammed'den öncedir. Hazreti Muhammed'e mucize verilmemiştir. Niye? Çünkü öncekiler bu mucizeleri gösterildiği halde inanmadıkları için de baktılar ki insanlar artık inanmıyor, Cenab-ı Hak da artık mucize vermekten vazgeçmiştir. Peki benim suçum ne burada? Bana göstersin o mucizeleri, belki ben inanacağım. Olmaz. Böyle bir adalet olmaz. Tamam mı? Çöktü. Çünkü burada o denmiyor. Şimdi bak, bir de benim yaptığım yorumu dinleyin. وَمَا مَنَعْنَا اَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ Bizi mucizeler görmekten, göndermekten alıkoyan şey illa ancak şudur. Şundan dolayı mucize göndermiyoruz. اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُونَ Onu tevil edenlerin, الْاَوَّلُونَ tevil edenler, yorumlayanlar demek. Mucize gösterildiğinde onu yorumlayanların yine de onu yalanlayacak olmasıdır. Sihir büyü bu diyecek olmasıdır. Fayda vermeyecek olmasıdır. Bundan dolayı biz
Ne Peygamber Muhammed zamanında ne de önceki peygamberler zamanında mucize falan göstermiyoruz. Göstermedik. Bunu bir yol yöntem olarak kabul etmedik. Allah'a inanmak için Kur'an mucize göstermeyi bir yöntem olarak kabul etmemiştir. Çünkü bu mucize gösterdikten sonra inanılmasının istenmesi inanmak değil, inanmak zorunda bırakılmak oluyor. Mesela bir mucize gönderiyorsun. Diyorsun ki eğer benim olmadığıma, Allah'ın yok olduğuna inanıyorsanız sizin varlığıma dair size bir kanıt göstereceğim. Nedir o kanıt? İşte saat 9'u 5 geçe gökyüzüne bakın, orada ben Allah'ım diye yazacak. Bir ara kendini Mehdi ilan eden bir adam vardı. Eski Üsküdar müftüsü müydü neydi? Hasan Mezarcı. Ben Mehdi'yim. Mehdi olduğumun kanıtı herkes pencere açsın ve ayı görsün, aya baksın. Orada benim yüzümü görecek. Demişti. Televizyonda bunu söylemişti, yani dinlemiştim yani. Şimdi insanlar da tabii gidip ya dur bakalım olacak mı? Şimdi aslında bu da yine onun etkisi altında. Bu da psikolojik bir şey. O anda o olayın etkisi altında gider oraya bakarsan onun silüetini şeyinde görebilirsin, ekrandaki silüeti. Aynen. Aa gösterdi hakikaten ya falan diyor. Adam kurnaz yani, bunu eğitimini almış ya. Diyor ki benim diyor orada suretimi görüyor. O zaman demek ki ben Mehdi'yim. İşte buna benzer bir şekilde kişiye mahsus olmayacak, başkaları tarafından da test edilebilir olan bir mucize gösterilmesi lazım. Ve bunu sadece o kişinin değil herkesin görmesi lazım. Evet ben de gördüm. Evet doğru ben de gördüm filan denmesi lazım. Denmediği takdirde o zaman bu olmamış demektir. Şimdi burada işte diyor ki bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey onu tevil eden, yani inanmayacak adamın yine bu sihirdir, büyüdür, göz boyamasıdır diyerek de inanmamasıdır. Çünkü bu yöntemle olacak iş değildir bu. İnanmayacak adam zaten yine inanmaz. Ne gösterirsen göster inanmaz. Bu sefer çok usta bir sihirbazmış, göz boyadı desene diyeceksin. Nitekim hep böyle demişler zaten. İnanmamışlar. Ne gösterirsen göster inanmamışlar. Zaten eğer mesela inanmak inanmamak meselesi olsaydı insanların kendi vicdanlarıyla, akıllarıyla arayıp bulup inanmaları gerekirdi. Böyle mucize görerek inanmak zorunda kalmamaları gerekirdi. Mucize gösterdiği zaman ne oluyor? İnanmak zorunda kalıyorsun. İnanmaya mecbur bırakıyorsun. Çünkü apaçık bir mucize karşısına dayatılmış. Bu durumda iki seçenek var. Ya diyelim bu da bir sihirdir, büyüdür, inanmıyorum diyeceksin. Veyahut da evet de apaçık gördüm ben buna inanıyorum diyeceksin. O zaman ne olmuş oluyor? Kur'an'ın muhtevası tamamen ikinci, üçüncü hatta tamamen yok edilmiş oluyor. Peki, bunları bırakalım. Ne diyor ya? Kur'an ne diyor? İçinde ne diyor? O hiç anlaşılmamış oluyor. Hemen ayetin sonunda da diyor ki ve ateyna semude semuda verdik ennakate dişi bir deve mubsira apaçık görünen fezalemû biha ona zulmettiler. Yani deveye zulmettiler. Ve mâ mursilel âyâti illâ tahvîfâ. Biz zaten ayetleri insanları korkutmak, insanlarda bir ürperti, bir çekinme, sakınma oluşsun diye göndeririz. Buradaki ayet işte bu sözler. Yukarıdaki ayet mucize anlamında kullanıyor. Fakat Kur'an hiçbir yerinde mucize kelimesi bir kez dahi olsa geçmiyor. Evet. Ders bitti, nihayet getirdik. Kavuştum şeyle. Dersin sonunda. Neyse dersin sonunda da olsa fezalemû biha
ona zulmettiler. Ve ma nur silen nur sile bil hayati illa tahvifa. Hidayetleri korkutma dışında göndermeyiz. Şimdi şuradaki nakat kelimesine dikkat buyurunuz. Ve ateyna, biz verdik Semude, yani Semud kavmine en nakate. En nakate. Başka yerde de nakatallah. Allah'ın devesi diye geçer. En nakate dişi deve demektir. Yani en değerli deve demektir. Çünkü deve doğurduğu için dişi deve Araplarda en değerli şey anlamına geliyordu. En nakatallah dişi deve demektir. Allah'ın devesini verdik. Burada sadece en nakate diye geçiyor. Apaçık Allah'ın devesi. Apaçık Allah'ın devesi. Peki burada mucize nerede? Mucize burada nerede? Şimdi kim diyorlar ki, klasik tefsir hemen bunu da yorumluyor. İşte orada mucize ayeti var, hemen sonra bunu söylüyor. Ama şimdi işte bunun ne olduğunu bize izah ediyor. Hemen bunu yorumlarak diyorlar ki, Salih, Semud kavmine gönderilmişti. Semud kavmine Salih, dişi deve mucizesi göstermişti. Peki bu dişi deve mucizesi nasıl oldu? Nasıl oldu yani? Dişi deve mucizesi. Birdenbire deve mi ortaya çıktı? Nasıl oldu? Mucize nasıl oldu? Kur'an'da geçmeyen bir şekilde şöyle olduğunu söylüyorlar. Diyorlar ki Semud kavmi Salih'e dedi ki eğer Allah'ın peygamberiysen bunu kanıtla. Nasıl kanıtlayacağız? Bütün peygamberlerden halklar mucize istemişlerdir. Ve bunlar da Semud halkı da peygamberlerinden madem öyle bize Allah'ın peygamber olduğunu, Allah'ın kendisinin nerede olduğunu bize kanıtla demişlerdir derler. Böyle anlatırlar. Bu doğru değil ama. Böyle anlatırlar. O da ne yapmış? Kayanın içinden deve çıkarmış. Demiş ki şu kayaya bakın. Herkes oraya dönmüş. Aslında çok sinografik bir sahne yani tam böyle. Hasan Mezarcı'nın işi. Hasan Mezarcı'nın öbür aya bakın diyor. Bu da kayaya bak, kayaya diyor. Kayaya bakmış herkes. İnsanlar kayaya bakarken o ne yaptıysa işte böyle böyle hareketler yapmış yerine muhtemelen. Böyle olması lazım. Çünkü bu film olsa böyle olması gerekir değil mi? Mesela ben size diyorum ki kayaya bak, şu kaya, karşı duvara bakın diyorum. Şak yapıyorum. Şak yapıyorum. Oradan böyle fışt, dişi deve çıkıyor. Orta yere geliyor. Nereden çıktı bu deve? İşte diyor Allah'ın mucizesi. Demek ki ben Allah'ın peygamberiyim. Bana inanın. Onlar da inanmamaya devam edince vay siz misiniz imam ben inanmayan mucize gösterdiğim halde diyerek onları helak etmiş. Böyle anlatıyorlar. Tefsir kitapları böyle anlatıyor. 40 tane tefsir kitabı okudum hepsi böyle anlatıyor. Şu anda hangi tefsir kitabına gitseniz böyle anlattığını görürsünüz. Külliyen yanlıştır. Bu Kur'an'ı altın üstüne getirmek ve olaydan hiçbir şey anlamamak demektir. Bak hep hikaye, ne güzel hikayeler. Böyle anlatıyorsun işte bu şuralardaki tarikat camilerinde cübbelesi, bübbelesi hep bundan anlatıp böyle millet oyalanıp duruyor. Din diye böyle geçip duruyorlar. Hikaye. Böyle bir şey yok. Peki Salih nerede geçiyor? Göster. Semud kavminin, Semud isminin ve Nakat isminin geçtiği her yeri ben tek tek taradım bu tefsiri yazarken. Kur'an-ı Kerim'de Nakatallah, dişi deve, Semud ve Salih geçen her yeri taradım. Hiçbir yerinde kayadan deve çıkan diye bir şey görmedim. Yok, yazmıyor. Kur'an'da böyle bir şey yok. Nereden çıkarıyorsun peki? Şu Semud kelimesi var ya, Semud. Semud halk demek. Semudlular demek. Halkın ismi veya yörenin ismi Semudlular. Coğrafi bir isim veya bir halkın ismi. Aslında kaya demek Semud. Yani kayadan deve çıktı burada mı geliyor? Kayalıklarda oturan anlamında. Oradan çıkarmış olabilir bir ihtimal. Ama geçmiyor velhasıl kelam. Peki ne anlatıyor burada? Nakatallah nedir? Şimdi Kur'an söylemini bilmeyince Nakatallah'a zulmetmek. Salih kavmine diyor ki
Allah'ın hakkına dokunmayın. Nakat Allah, Allah'ın devesi demek. Allah'ın hakkı demek. Yani kamu malı demek. Kamu malına dokunmayın. He? Herkese ait olan şeye dokunmayın. Çünkü semutlular talan yağma ve başkasına ait olan şeyi çalma ile ünlü bir halktı. Yağmaya çıkıyorlar. Sabah çıkıyorlar yağmaya. Kimi yalnız vururlarsa, kimi güçsüz vururlarsa, kimi sahipsiz vururlarsa onu ele geçirip yağmalayıp kendilerine ait kılma ile ünlü bir kavim idi. Kavmi ileri gelenler hep böyle yapıyordu. Atlarına biniyorlar ve yağmaya çıkıyorlar. Çapula çıkıyorlar. Kimi yalnız bırakıp buldular hemen onu, yalnız bir kadın geliyor hemen onu kölesi yapıyor. 10-15 kişi öyle toplanmış, göçebe toplu bir yerden bir yere gidiyor. Hemen eline basıyorlar, hayvanlarına el koyuyorlar, kendilerini köle yapıyorlar. Köyü basıyorlar, adamları köle yapıyorlar, karlarını cariye yapıyorlar. Mallarına, mülklerine el koyuyorlar, tarlalara giriyorlar, ürünleri topluyorlar. Böyle bir halk. Bunlara diyor ki bak, Allah'ın devesine dokunmayın. Allah'ın devesi burada, yeryüzünde sahipsiz olan, kimsesiz olan, kamuya ait olan, herkese ait olan şey demektir. Buna dokunmayın. Fakat onlar ona zulmediyorlar. Burada Salih şöyle yapmış olabilir. Bak siz bu işi çok yapıyorsunuz. Size en son bir örnek, simgesel bir örnek vereceğim. Eğer buna da aynısını yaparsanız siz artık iflah olmazsınız. İşte bak bu Allah'ın devesi. Salıyorum ortaya yere. Bunun sahibi kimdir? Allah'tır. Yani herkestir, kamudur, halktır. Bir şeyi Allah'a nispet etmek demek, herkese ait olduğunu söylemek demektir. Dini kültürde, kutsal kitap kültüründe bu böyledir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da böyledir. Tanrı'ya ait olan şey, herkese ait demektir. Hani biz deriz ya, Allah'ın suyu deriz mesela. Kardeşim Allah'ın suyu parayla mı satılır? Denir değil mi? Çünkü Allah'ın suyu herkese ait mi? Nasıl bunu parayla satılır? Allah'ın bayrı, Allah'ın dağı, Allah'ın çayırı, Allah'ın delisi derir mesela. O yalnız demektir, kimsesi yok demektir. Allah'ın garibi deriz mesela. Garip kuşun yuvasını Allah yapar deriz. Garip demek, yalnız demek. Dini kültürde yalnız olan her şeyin dostu, sahibi Allah'tır. Kimsesiz olanların sahibi Allah'tır. Herkese ait olan şey Allah'a ait demektir. Buralara dokunmayacaksın. Yalnızın başına çökmeyeceksin. Kimse sizi ele geçirmeye çalmayacaksın. Herkese ait olan şeyi cebine indirmeyeceksin. Yani buna günümüzde kamu malı diyoruz. Kamu malına dokunma, sahip size, kimse size çökme. Bunu söylüyor. Şimdi bu tam da günümüze ait olan bir istek değil midir? Dünyanın neresine gidersen git. Çin'den, Mançurya'dan, Amerika'dan, her şeye kadar. Kardeşim, kamu malına dalmayın, sahip size kimseye çökmeyin dersen. Tam da onların aradığı şeyi söylemiş olmaz mısın? Onu yaptığın zaman da işte Kur'an böylelikle evrenselleşmiş oluyor. Ama öbür türlüsünde kayanın içinden deve çıkartmış. Allah'a inanmak için kayanın içinden deve çıkartmış, mucize yapmış, bilmem ne. Hikaye anlatıyorlar. Kur'an'ı böyle böyle katlediyorlar. O sırada güncellensin istemiyor. İstemiyor tabii, o hikaye üçlerine geliyor. Şimdi kamu malına dokunmadı mı kendisi de dokunuyor zaten. Kendisi kamu malından geçiniyor zaten. Başkasına dadanmaktan geçiniyor adam. Ama bir laf etti de... Günümüzde arkadaşlar bakın ben şöyle düşünmeye başladım. Bana öyle geliyor ki... Türkiye'de insanlar evden dışarı çıkınca %90'ı... Nereden ne çalarım, ne çırparım, nereye dalarım, cebime indiririm diye düşünüyor ya. Hocam bunlar görünce de bize cennette yer var diye düşünüyor. %90'ı böyle gibime geliyor. Bırakın sadece iktidar partilerini değil. Sohbete yürüyen insanlar yani. Yani bakıyorum ben insanlara, yani esnafa gidiyorsun, lokantacıya gidiyorsun, yani herkes kırpmaya çalışıyor, indirmeye çalışıyor. Sahipsiz bulan şey hemen dalıyor. Kendine ait kılmıyor. Ya namusuyla, emeğiyle, alın teriyle geçinen %10 bile yok ya şu memlekette. Yani dürüst insan, namuslu insan bulamayacak mı? Bulamıyoruz işte. Yani namusunu emanet edeceğin, kasanı emanet edeceğin adam yok. Kime ne söyleyeceksin yani? Arkanı çevirdiğinde sana kazık atmaya kalkıyor. Böyle bir memlekette yaşanır mı? Böyle bir memlekette şu ayet tam da onları anlatıyor demektir.
Yani şu ayet aslında bu tür olayların yaşandığı bir ülke için tam panzehir değil midir? Onların canını okuyan ayet bu değil midir? Salih'in devesi, kamu malına dokunma, sahipsize kimsesize çökme, başkasının malına dalma. Tam bunu söylüyor. Nakatallah. Allah'ın dişi devesi. Evet, 59. ayette kaldık. 60. ayeti geçerken burada kesiyorum. Dersimiz burada sona erdi. Kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Soru soran var mı? Sen bir şey